15 Ağustos tarihinde Afgan... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hem Birleşmiş Milletler tarafından meşru görülen yapılarla hem fiili güçlerle görüştüklerini söyleyerek Taliban'da tabii ki Taliban ile de görüşeceğiz dedi. Kendi belediye başkanlarının ırkçılığına lafı geçmeyenler kendi beyanlarıyla bizim fikir değiştirdiğimizi iddia ediyorlar. Bizim fikrimizde zikrimizde hiçbir değişiklik yok. Tarih boyunca olduğu gibi ölümden kaçan bütün mazlumlara Türkiye Cumhuriyeti kapısını açmıştır. Tarih boyunca da bu böyle oldu. Ecdadımız da böyle yaptı, biz de böyle yaptık. Ama bunun ötesinde birileri Türkiye'yi bir göçmen kampı, bir mülteci ambarı, bir yol geçen hanı gibi görmek istiyorsa da buna asla müsaade etmeyeceğimizi de ifade ettik. Türkiye bütün dünyanın insanlık, bütün dünyanın insanlık vicdanı adına ölümden kaçanları kucaklama konusunda üzerine düşeni çok fazlasıyla yapmıştır. O sebeple diyoruz ki Türkiye'nin bundan daha fazla mülteci alacak, bir tane daha mülteci alacak kapasitesi kalmamıştır. Şimdi bu muhalefet şöyle bir şey iddia ediyor, siz bunu para karşılığında yapıyorsunuz. Bu kadar mazlumun, ölümden kaçanın korunmasının para karşılığında yapıldığını söylemek insanlık dışı bir yaklaşımdır. Ki Avrupa Birliği'nin, Cumhurbaşkanımız defalarca ifade etti, mülteci anlaşması konusunda verdiği sözleri tutmadığını da biliyoruz. Hiçbir şekilde tutmadığını da biliyoruz. Şunu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ölümden kaçan insanlara kucak açmak, bu milletin asil değerleri çerçevesinde ölümden kaçanları ölümden kurtarmak başka şeydir. Ama Türkiye'yi bir mülteci kampı gibi düşünenlerin, mülteci ambarı gibi görenlerin politikalarına karşı çıkmak da başka bir şeydir. Ben bunlara su vermem, ekmek vermem diyen kendi CHP'li belediye başkanlarına sözü geçmeyenlerin AK Parti'ye vereceği herhangi bir ders, herhangi bir şekilde biz söyledik AK Parti görüşünü değiştirdi gibisinden söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız bütün dünyada bu mazlum milletlerin nerede bir yardıma ihtiyacı varsa bunlara dönük olarak Türkiye'nin gür sesini Birleşmiş Milletler platformlarında da yükseltiyor, başka platformlarda da dile getiriyor. Bugün de gördüğünüz gibi Balkanlarda da Türkiye'nin barışın koruyucusu olduğu net bir şekilde gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bosna Hersek'teydi. Baş çarşıda nasıl karşılandığını gördük. Bugün de inşallah Karadağ'a geçecekler. Dolayısıyla Türkiye'nin Balkan halklarıyla kardeşliğini de pekiştiren bir tablo olacak bu. Dolayısıyla sadece bugün açısından baktığımızda bütün afet bölgelerindeki MKYK üyelerimizin her bir vatandaşımıza ulaşması ve Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda bugün Balkan halklarıyla buluşması gibi çok büyük ve geniş bir politikayı AK Parti kararlılıkla ve güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede her bir vatandaşımıza ulaşmaya, hepsiyle hemhal olmaya, yaraları sarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, yapılan müzakereler çerçevesinde Taliban tarafından Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nın teknik olarak işletilmesi için, askeri güvenliğinin sağlanması değil, teknik olarak işletilmesi için Türkiye'den bir yardım talebi var. Makamlarımız, Büyükelçiliğimiz bunu değerlendiriyorlar. Yani orada iki tane husus var. Bir tanesi havalimanının profesyonel olarak işletilmesi, diğeri havalimanının askeri güvenliğinin sağlanması. Askeri güvenliğinin sağlanması konusunda biz o seçeneği devre dışı bıraktık ve kahraman askerlerimiz Türkiye'ye döndüler 20 yıllık bir misyonun ardından. Teknik personel, bu müzakereler çerçevesinde bahsettiğim gibi güvenlikleri öncelikli olmak üzere oradaki güçler bunu meşru kabul eder ve bu talepte bulunurlarsa Afganistan'ın dünyayla herhangi bir şekilde ilişkisi kesilmesin. Afgan halkı dünyaya entegre olmaya devam etsin. Açık bir toplum haline gelme yolunda kanalları açık olsun diye Türkiye bu yardımı tabii ki vermeye hazırdır. Ama dediğim gibi personelimizin güvenliği öncelikli olmak üzere diplomatik açıdan, güvenlik açısından ve diğer açılardan tam bir tablonun ortaya çıkması halinde. Yakın zamanda da arkadaşlarımızla da konuştuk. İnşallah Ulaştırma Bakanımızı bir Adana'ya davet edeceğiz. Buradaki sorunları burada oturup konuşacağız. Tamam? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.